İnegöl'de ikamet eden 77 yaşındaki Mikail Gündüz koronavirüsüne karşı yazdığı şiir büyük beğeni topladı. Evden çıkmayan Gündüz boş vakitlerinde şiir yazıyor, Kur'an-ı Kerim okuyup torunlarıyla hoş vakit geçiriyor. Ben Mikail Gündüz Rabbime eyledim dua. Ülkemde mutlu olsun her yuva. Bu ne biçim virüs, ne biçim dava. Bizi kurtaracak Rabbimiz vardır. Koronavirüsü salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Evde kalan yaşlılar zamanlarını nasıl geçiriyor? Süper Kanal TV olarak 77 yaşındaki Mikail Gündüz'ün evine konuk olduk. Önce şunlar nerede? Bunları bana anlatacağız. Gündüz evden çıkmıyor, boş vakitinde ise bol bol Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor. Ala eksterim sevimle yu'minun. İnne cealna fî anâfil mevlâ lev fehiyyâ ilel eskâni fehüm mukmahûn. Aynı zamanda şiir yazma yeteneği de olan 77 yaşındaki Mikail Gündüz korona ile ilgili yazdığı şiiri ise oldukça beğeni topladı. Korona dediler sardı dünyayı, hapishane etti köşkü sarayı. Hep dua etmektir bunun kolayı, rahmetli babalar Rabbimiz vardır. Mikail Gündüz artan zamanlarında torunlarıyla boş vakitler geçiriyor. Gündüz yazdığı şiiri Süper Kanal TV için okudu. Korona dünyaya pes ettirdi pes. Sokaklar perişan çıkmıyor ses. Camiler kapalı, okul görmüyor ders. Bunları açacak Rabbimiz vardır. Evet, dünya genelinde hızla yayılan koronavirüsü maalesef Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Özellikle yetkililer vatandaşlara çağrıda bulunuyor. Lütfen evde kalın, gereksiz dışarıya çıkmayın. İşte dışarıya çıkmayın çağrısı üzerine de en çok etkilenenler biliyorsunuz yaşlı olan vatandaşlarımız. 65 yaş üstü olan vatandaşlarımız peki evde nasıl vakit geçiriyorlar? Mikail Gündüz amcamız 77 yaşında evde hem şiir yazıyor hem de gördüğünüz gibi boş vakitlerinde Kur'an-ı Kerim okuyor. Diğer vakitlerinde ise torunlarıyla birlikte tabii ki mesafe kuralına uyarak bunu uyguluyor. Şimdi Mikail Gündüz amcamızın haberini hep birlikte özel olarak izliyoruz. Evden çıkmayın çağrısı yapan Gündüz yaptığı açıklamada şunlar söyledi. Halkımıza şöyle bir tavsiyemiz vardır. Ben şiir okudum, yazdım. Onda da bahsediyorum. Diyoruz ki bu milletimize en iyi verilecek hizmet evimizde kalmak, kalabalık yerlerde durmamak. Çünkü görüyoruz bu virüs çok kötü, çok tehlikeli bir hastalık. Onun için hiç bana ne diye, bana bulaşmaz diye sakın bunu hiçbir zaman düşünmeyelim. Ve kendimize her çeşit tedbiri almak zorundayız. Ve çocuklarımızı alacağız yanımıza, onlara ders vereceğiz, onlara bildiğimiz konularda şiir veya hikaye gibi şeyler anlatarak onları eğlendireceğiz. Ve gerekirse Kur'an biliyorsak Kur'an okuyalım, diğer kitapları okuyalım, evimizde vakit geçirebiliriz. Çünkü ben şiirimde de bahsettim. Çünkü bu evimiz, yuvamız bize her zaman lazım. Biz bundan bıkmayacağız. Nereye gitsek geleceğimiz bir yer bu yuvamızdır. Onun için çok tedbir olmamız lazım. Biz kendimiz kadar diğer halkımızı da yanımıza gelen veya görüştüğümüz kimselere de bunu aynı şekilde tedbirli olmak şartıyla bunu böyle her zaman tedbirli olmak zorundayız. Çünkü bak bu öyle bir virüs ki tüm dünyayı almış yani. Bundan çıkılacak gibi bir şey değil. Tek çıkılacak bir şey varsa bizim alacağımız tedbirlerdir. Böyle tavsiye ediyorum. Sabreyle kardeşim evinden çıkma. O yuva senindir sabreyle bıkma. Hep yalvar Allah'a kafana takma. Çok merhamet eden Rabbimiz vardır. Bu siyah koyduk. Onu öyle koyduk tamam. Evet.